Abdurrahim Demir'in akıbetinin açıklanması ve adaletin sağlanması talebiyle buluştum. Bugün evladından bir haber alamadan, aramızdan ayrılan Nesriye Demir ve kardeşinden bir haber alamadan, aramızdan ayrılan Mehmet Demir'in sesiyiz. Askerliğini bitiren Abdurrahim Demir, Mardin'e, Mardin'in kendine döndü. Ailesinin tavsiyesi üzerine genç bir kızla tanışmak amacıyla Adana'ya akrabalarının yanına gidecekti. Abdurrahim 17 Ağustos 1995 tarihinde Mardin Ömerli'den gelerek Nesli'ye yola çıktı. Bindiği otobüs yaklaşık bir saat kadar yol aldıktan sonra Mardin Kırıktepe Şahaya kontrol noktasında askerler tarafından öldürüldü. Kimlik kontrolü yapan askerler Abdurrahim'i gözaltına aldı. Olaya tanıklık edenler Demir ailesine gözaltına alınan Abdurrahim'in Şevalet Jandarma tarafından götürüldüğünü söyledi. Karakola giden anne Kesriye Demir ise biz öğrettiğini almadık cevabı verdi. Bunun üzerine aile Mardin Emniyeti'ne başvurdu. Emniyette onlara Abdurrahim'i çıkartıp Fransa'ya parası olarak gitti. Ailesi genç parçalarına Abdurrahim'i Abdurrahim Demir'den bir daha haber alınamadı. Anne Kesriye Demir 20 yıl boyunca yolunu bekleyip yolunu bulamadan, akıbetini öğrenemeden, ağabeyi Mehmet Demir ise 23 yıl boyunca Galatasaray'dan sorduğu kardeşime ne oldu sorusuna bir cevap alamadan aramızdan ayrıldı. Annelerimizin bıraktığı geldi. Ama biraz eksik. Biz arkamızdaki bariyerler belli. Bu bariyerlerin açılmasında ve oturma yerimizin her zaman olduğu gibi yapılmasını istiyoruz. Buradan gönderdiğimiz, yolcu ettiğimiz annelerimizin evlatlarını elinden alarak bir hak iddiayı yaptınız zaten. Ama bir de onları aramak için oturduğumuz meydanı bizim hafıza meydanı olarak, hafıza mekanı olarak seçtiğimiz mezar yerimiz olan Galatasaray Meydanı'nda açıldı. Ve annemin ölümünün 5. yılında bir kez daha annem için ve kaybettiğimiz bütün annelerimizin evlatları için bir kez daha soruyorum. Onlar nerede? Hepsine saygıyla bu hafta karanlıklarımızı Abdurrahim Demir ve izlediğimiz bütün cumartesi anneleri için atıyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı.